Haber izleyelim isterseniz. Şimdi biraz da ben hastalıktan konuşmak istiyorum, böbrek taşı hastalığından. Evet. Tabii böbrek taşları kanda dolaşan bazı ürünlerin, kalsiyum, oksalat, sistin gibi maddelerin böbreklerde çökülmesiyle oluşuyor. Ve kanala girdiği zaman, üreter dediğimiz böbrek ile mesane arasındaki kanala girdiği zaman bu taşlar şiddetli ağrılara sebep oluyorlar. Aslında ağrı güzel bir şey, alarm veriyor ve hastanın taşının tespit edilmesine yarıyor. Ancak daha da önemlisi, kanala düşen bu taşlar daha sonra böbreğin tıkanmasına, genişlemesine, bozulmasına sebep oluyor. Onun için bir taş görüldüğü zaman mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Çünkü o taş potansiyel bir tehlikedir hasta için. Peki ameliyat olmadan tedavi mümkün mü? Ameliyat aşaması sonra mı geliyor? Eğer taşlar 5 milimetreden küçükse bu taşların düşebileceğini biz varsayarız ve hastaya bir ay süre veririz. Eğer bu taşlar bir ay süre içerisinde düşebilirse o zaman ameliyata hiçbir gerek kalmaz. Fakat eğer bu taşlar bir ayda düşmüyorsa, her an için böbreği tıkama tehlikesi ve bozma tehlikesi olduğu için bu taşları yine çok ince aletlerle hastaya hiç kesme ve delme yapmadan tedavi edebiliyoruz. Lazerle toz haline getirebiliyoruz. Bir de böbrekteki büyük taşlar var. Böbrekteki 1 santimden büyük taşlar, mesela bu hastamızın yaklaşık 2 santim civarında böbrek taşı var. Bu taşlar o an için tıkanıklık yapmamasına rağmen hiç bilinmeyen bir zamanda böbrekte tıkanıklıklara, hatta iltihaplanmalara sebep olabilir. Kim bu hastamızın kardeşi tedavi edilmeyen bir taştan dolayı bir böbreğini kaybetti. Şu anda tek böbrekli, yani bu hastalık sistin taşı, aynı zamanda ailevi bir hastalık. Dolayısıyla bir hastada sistin taşı gördüğümüz zaman kardeşlerini ve o aileyi biz tarıyoruz. Çünkü onlarda da taş meydana gelebilir. Ama diğer taşlarda da taşların tekrarlama ihtimali %30'dur. Diğer taşlarda da koruyucu tedbirler almamıza rağmen taşlar tekrarlayabilir. Ama güzel olan şu, bu hastamız 9 yaşında açık ameliyat oldu, 15 yaşında açık ameliyat oldu. Daha sonra teknoloji gelişti ve artık açık ameliyatı biz de terk ettik ve hastamızı perküten litotripsi dediğimiz yöntemle ameliyat ettik. Daha sonra hastamız biraz daha büyüdü ama teknoloji de biraz daha gelişti. Artık hiç kesmeden ve hiç delmeden tamamen normal idrar kanallarından girerek tedavi ettiğimiz bir yöntem var. Yine teknoloji biraz daha gelişti. Bu defa ülkemizden bir icat geldi ve elimizle kullandığımız bu aleti robota bağlayarak kullanma imkanını elde ettik. Bugün Türkiye'de bizde kullanılıyor, Almanya'da, Fransa'da, Dubai'de çeşitli yerlerde kullanılıyor ve Türkiye'de çeşitli ödüller de aldı bu alet. Bu alet sayesinde bugün hastamızın tedavisini yapacağız. Hasta açısından avantajı, çok daha hassas bir şekilde taşı kırabildiğimiz için, daha doğrusu kırmak değil de taşı toz haline getirebildiğimiz için, hastanın taşı zaten tedavi sırasında idrarla birlikte akıp gidiyor. Ve bu suretle hasta taşlarından kurtuluyor. Daha büyük taşları da biz bu robotla tedavi edebiliyoruz. Bu yöntemle tedavi ettiğimiz hastalar sadece bir gece hastanede kalıyorlar. Ertesi günü evlerine, hatta işlerine gidebiliyorlar. Yani ben kronik bir böbrek taşı hastasıyım. İlk 9 yaşımda başladı. İlk belirtileri, belime bir ağrı girdi. Ağrı, eğildiğim yerden kalkamadım. O gün hastaneye geldik. Böbrek taşı kum düşürüyor şüphesiyle. Direkt ürolojiye yönlendirdik zaten. Tahlillerim yapıldığında böbrek kum değil de taş, içinde taş oluşturuyor. Taşın büyüdüğünü
öğrendik. O şekilde müdahaleye başladık. İlk önce tahlillerimiz yapıldı. Filmler, ultrasonlar yapıldıktan sonra ilk ameliyatım açık ameliyat olmasına karar verildi. İlk ameliyatımı 9 yaşında açık ameliyat olarak yapıldı. Bütün taşlar temizlendi. Tabii benim taşımın cinsine göre tekrar üreyebileceğini öğrendim ben. Tekrar taş üretebileceğini vücudumun öğrendim. Ona göre rutin bir kontrolle başladık. Bundan sonra sürekli kontrol olmam gerekiyordu. Birazdan gireceğimiz ameliyat detaylarını alabilir miyim? Ameliyatta Zeynep Hanım uyuyacak. Anestezistler onu gayet güzel uyutacaklar. Hiçbir şey duymayacak. Biz de önce idrar kesesine özel aletlerle gireceğiz. Oradan böbreğe özel tekniklerle ulaşacağız. Bunların hepsini siz de ameliyatta göreceksiniz. Hiçbir kanama olmayacak. Hiç bir yerini kesmeyeceğiz ve delmeyeceğiz. Taşı lazerle toz haline getireceğiz ve işimiz bittiği zaman da içeriye böbreğe o kırıntılar kolay dökülsün diye özel bir kateter koyacağız. Ve Zeynep Hanım yatağına gelecek. Gözlerini açtığı zaman her şey bitmiş olacak. Bir ağrısı olmayacak. Hocam şu anda ne yapıyoruz? Hangi aşamadayız? Bu böbreğe doğru gidiş sırasında herhangi bir taş görürsek biz o taşı tedavi edip yolumuza devam ediyoruz. Bir süre sonra böbreğe girdiğimizde de böbrek içerisindeki taşı göreceğiz. Zaman zaman üreterin daraldığını görüyoruz. O üreterin içindeki idrarı, boşaltmak için yaptığı sağma hareketleridir. Üreter dediğimiz kanalın içerisindeyiz. Böbreğe doğru yaklaşıyoruz. Bakın şimdi kapandı orası. Burası böbreğin yakını. Şimdi böbreğe doğru gidiyoruz. Kanalın içerisinden gidiyoruz ve böbreğe girmek üzereyiz. Şimdi böbreğin içine girdik. Ve bakın burada taşı da görüyoruz artık. Bu sistin taşı olduğunu söylemiştik zaten. Şurada gördüğümüz beyaz böbrekteki taş. Bu taş 2,5 santimetre boyutunda. Şimdi yine buradan kontrol ederek lazer fiberi sahaya gelecek. Biz onu uzatabiliyoruz. Şu anda tam lazer, mavi görülen yeşil ışıklı lazer taşın üzerinde, artık kırmaya başlayabiliriz. Ameliyatın son aşamasına geldik. Birazdan işlem tamamlanmış olacak. Ancak son bilgileri hemen hocamızdan alalım. Evet, hastamızın 2,5 santim büyüklüğündeki taşı tamamen kum haline geldi. Zaten %50'si bizim tedavimiz sırasında toz olup aktı gitti. Şimdi biz biraz sonra kontrollerimizi yapacağız. Taşın tamamen kırıldığından emin olduktan sonra hastamıza bir tüp koyacağız. Birkaç gün içerisinde bu kalan kırıntılar da idrara karışıp dökülecek. Çünkü bu kırıntılar bir toplu iğne başı kadar, daha büyük kırıntılar değil. Bunları hastalara yakalayın diyoruz ama hastalar çoğu zaman bunları yakalayamıyor. Çünkü idrarın içerisinde erimiş oluyor bu taşlar. Böylece bakın hiç yorulmadan oturarak gayet emniyetli bir şekilde hastamızın taşını tamamen kum haline getirdik. Toz oldu, eridi, çıktı, gitti. Biraz sonra hastamızı yatağına alacağız ve yarın da hastamızı evine göndereceğiz. Eğer hastamız çalışan birisi ise işine de gidebilir. Böylece taşlarından kurtulmuş olduk. Bir cümle alayım isterseniz. Hani Evet. Programımızın sonuna geldik. İşimiz biraz robotlara kaldı. Evet, gördün biraz mi? Önce de gördüğünüz evet. Gibi robotla yapılan bir operasyon böbrek taşı kırma. Yalnız biz burada tabii ki sizlere en doğru bilgiyi
yerinden vermeye çalışıyoruz ve sizlere özgür iradenizle doktorunuzu seçmeyi tavsiye ediyoruz. Ama bilgileri biz buradan size güzelce ham olarak vermek istiyoruz. Evet. Özellikle de güncel haberlerle. Ve her cumartesi pazar biz yine Sağlık Denizi'nde burada birlikte olacağız. Bazen Onur Bey olmuyor ama ne olursa olsun cumartesi pazar, cumartesi 14, pazar 14.30'da biz buradayız efendim. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.